Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir PES 2021 Mobile kadro yorma serisiyle karşınızdayım. Diğer bölüme artı 800 like istemiştim. Sadece 639 like geldi. Bu bölüme artı 800 like istiyorum. Kadrolarınızın 3. bölüm kadroları için arkadaşlar istek atmayı unutmayın. İstek atmanız için artı 4500 lira kadrolarınızın olması lazım. Arkadaşlar Konami ID'ni söylüyorum. 808-321-220. Aynı zamanda arkadaşlar size bir sorum olacak. Haftaya oynanacak olan Beşiktaş Galatasaray derbisini kim kazanacak? Yorumlar kısmına o güzel yorumlarınızı görmek istiyorum ve şu an güzel bir içerikle tekrardan karşınızda olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bu seriyi seviyorum ama arkadaşlar kadro yoruma serisinde temel sıkıntılardan bir tanesi bana göre gerçekten ilginin az olması. 3700 izlenme bence çok çok az. Daha fazla olması için sizlerin like'larına gerçekten çok ihtiyacımız var. Arkadaş listesini görüntüleyeceğiz. Arkadaş listesinden kadrolarımıza güzel güzel bakacağız. Bazı kadrolar ilk kere yorumlanabilir ama arkadaşlar lütfen sizi çıkardıktan sonra bir daha istek atmayın. Zaten kadronu ilk bölümde yorumlamışım. Beni bir daha ekstra yormanız gerçekten üzücü. Ditmen'le başlayacağız. Ditmen'in kadrosunda 4-2-1-3. Bu ofansif sistem değil arkadaşlar. Burada iki tane DOS oyuncusu var. Burada göbek olarak gözüküyor ama burada iki tane göbek oyuncusu var. SLA ve SAA'ların çok iyi. Standart kart ama olsun. Artık diğer bir bölümde çok takılmıştım ama bunlara açıkçası çok takılmak istemiyorum. Şimdi rahat rahat video kadroya yorulmak için arkadaşlar şöyle tuttum. Bu telefonu bayağı kaygan arkadaşlar. Yeni Redmi Note 9 Pro. Bu kadro fena değildi. Burak'ın kadrosuna bakacağız. Burak'ın kadrosuna baktığımız zaman güzel bir kadro. 101'lik Messi var ama şuradaki problem gözüküyor. SF pozisyonu 98'lik standart kart ile 96'lık Van Dijk standart kartlara takıntı olmuşum demek halen. Ya kadro görünüm açısından arkadaşlar. Yoksa bu HT kartları kötü değil. Normal standart kartlar da kötü yani bu sezonkiler. Ama güzel bir kadro arkadaşlar. Yani pozisyonlarda en azından oynatıyorsun. Buradaki göbek oyuncusunu bir türlü hem Milankovic Savic gibi gözüküyor. Fena değil. Sağ bekte genç Barcelona'nın sağ beki var. İsmi şu an aklıma gelmedi. Ultra Aslan'a bakalım. Sanki bu Ultra Aslan kadrosunu bir daha yorumlamıştım gibi. Bir daha bakalım. GF ve Göbek T 100-100 değil mi? 98'lik Maradona ile 98'lik Iniesta var. Burada geçen sezon kartlarından bir tek Virgil van Dijk var ama güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. 101'lik Mbappe arkasına koymuş. 101'lik Messi. Sağ bekin çok iyi. Sol bek fena değil. Güzel bir kadro olduğunu tekrardan ifade etmek isterim. Ultra Aslan'ı da geçtikten sonra Muhammed'e bakalım. 4550 sanki bu kadroyu da yorumlamıştım. Emin değilim ama arkadaşlar istek attıktan sonra bir de istek atmayın lütfen. Şimdi bu kadroya baktığımız zaman 97 mi o? 97'lik Diego Forlan'ı gösteriyor bize ki abicim çok şanslı gerçekten. 97'lik Diego Forlan'ı nasıl bulmuşsun? Bu arada arkadaşlar bu teknik direktör çok çok iyi. Ben kullanıyorum 2CF'de. Ya kullanıyorum derken Soskayer'i Meşli etkinliklerinde kullanıyor. Muazzam bir teknik direktör. Belki alabilirim şu an bunu da görünce. Gerçekten aklıma geldi. İkon kartı çok güzel dostlar. Gene ikon diyorum. Efsane kartları çok güzel. 4 tane ikon, 3 tane efsane. Gayet güzel bir kadro. Sol beki de pardon Antonio Davis oldu. Çok çok iyi. Caner Yazıcı'ya baktığımız zaman Caner'in kadrosunda bakalım kimler var. CF'de Falcao oynatıyor. Ya terimli kadrolar arkadaşlar gerçekten çok çok sıkıntılı. Özellikle de ofans anlamında ben sevmiyorum terimli sistemleri. Bence teknik direktörün değiş. Hani bu kadroyu koru ama teknik direktörün mutlaka değişmeni tavsiye ederim. Çünkü bana göre çok kötü bir sistem. Yani ben dörtlü ofansif orta saha gözüküyor burada gördüğün gibi. Ben açıkçası çok sevmiyorum. Yani kullanabilenler kullanıyor ama ben çok kullanabilen bir tayfadan değilim. Ahmet Mirza 61. Ahmet seni kadronu yorumladın mı geçen hafta bilmiyorum ama Messi oynattığın pozisyon çok yanlış. Senin yerinde olsam CF pozisyonuna alırım Mbappe'yi. Ronaldo'yu sola, sağ kanada Messi alırım. Orada göbek oyuncusunda alternatif bir oyuncum varsa oynat. Ansu Fati'yi oynatmam. Güzel bir kadro. Efsanelerden de Maldini'm var. Bence çok şanslısın. Ahmet Mirza. Apto, Adre, CR7. Apto senin kadronu sanki yorumlamıştım ama tekrardan bakmak istiyorum. SF ve kaleci geçen sezonun kartı. SF geçen sezonun kartı. İki tane ikonu var. 3 tane ikonu var. Bu ikonları nasıl çıkarttınız? Hayret ediyorum. Kaç coin harcadınız? Kaç Michael'la parası harcadınız? Torres 99, Gerard 99. Muazzam bu iki ikon. İki ikon kartı gerçekten çok güzel gözüküyor ama benim tavsiyem teknik direktör değil. Çünkü bu teknik direktör bu sistemde bence çok güzel değil. En azından ben olsam kullanmazdım. Anıl sana bakacağız ama biraz güncellensin. Ben de suyumu içeyim. Dediğim gibi arkadaşlar oyuncularınızın iyi olmasının dışında önemli bir şey daha var. Bu da tabii ki de aldığınız teknik direktör. Ofansif orta sahadaki şu oyuncuyu çıkaramadım. Bergkamp'a benziyor. Emin değilim. İkon kart. Gerçekten çıkaramadım ya. Bergkamp gibi gözüküyor arkadaşlar. Stoper'de Beckenbauer var galiba. Ramos çok güzel bir kart olarak gözüküyor. Solbeck.
Eşref Hakimi sağ bek değil mi? Niye sol bek oynatıyorsun ki? Bu arada forvet hattını çok beğendim. Messi, Mbappe, Ronaldo ki bana göre şu an en iyi üçlülerden bir tanesi. Tabii Leva da orada olabilir. Bu da çok iyi bir kadro. Onun kadronu gerçekten beğendim. Teknik direktörün de fena durmuyor gibi. Ana takıma geldiğimiz zaman Recep için. Recep kalecin. Bu kadro neden 4117 bilmiyorum ama bu kadroyu yorumlamayacağım. Oyuncuların yeri çok değişik olduğu için. Ve bu kadro 4117 değil herkese. Normalde 4400'leri olan bir kadro. Berk'in de aynı şekilde ama şu an galiba etkinlik oynadıkları için böyle bir kadroya sahipler. O iki kadroyu yorumlamayacağım. Ahmet Enes, 97'lik Ronaldo kartı, 98 Lewandowski, Gnabry ve Messi. Bu sistemi gene sevmiyorum. İkili defansif orta saha gene fena değil herkese. Bak kötü bir kadro değil, iyi bir kadro ama ben ikili ofansif orta saha oynadığım için bu sistemi beğeniyorum. İki dos biraz sıkıntılı. Ben gol atmakta zorlandığım bir sistem. İkili ofansif orta saha geçtikten sonra en azından maçları daha güzel oynuyorum Ahmet. Sen de bir deneyebilirsin. Quint, Kalit. Oha, kadroya bakar mısın sen? 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane Soskayer'le sistemde 8 tane adamın ikon kartı var. Muazzam. Nakata. Nakata değil mi o? Nakata mı Inamoto mu? Çok çıkaramadım ama. Oha ya, kadroya bakar mısın? Maşallahım var yani. Çok güzel bir kadro. Harbiden çok güzel bir kadro. Michael'a parasına değmiş yani. The Bubble Man. Açıkçası ben de onları mı açsam bilemedim. The Bubble Man kadrona baktığım zaman 4454 SLA'da Ansu Fati, SLA'da Messi ve SF'de Cristiano Ronaldo var. 94 yani oyuncularının genleri birbirine çok çok yakın. Sol bekte Maldini oynuyor. Umarım oraya iyi bir sol bek bulabilirsin. Güzel bir kadro var. Kalecin sıkıntılı gibi. 93'lük kaleci değil de bir 95'lik kalecimiz var gibi, bilmiyorum ama. Umarım kadronun hakkını veriyorsundur. Umut, 4413'lük bir kadrola karşıma geldin. Umut'un kadrosuna baktığımız zaman GF'de Dybala sağ açıkta, Riyad Mahrez ve SF pozisyonunda Lewandowski oynatıyor. 101'lik oyuncusu gayet güzel Messi. Fena değil. Yani güzel bir kadro. 4413. Ya şöyle bir sıkıntı daha var. İkili dost sistemleri sevmiyorum. 4-2-1-3 defansif ya da ofansif fark etmiyor. Onlar açıkçası çok da tatmin edici bir dizilim değil. Bakalım. X-Wars Team. X-Wars Team'de Solskjaer'in sistemi bu, çok çok tutan bir sistem. Özellikle gol konusunda gerçekten sıkıntı yaşamıyorsunuz. Ben bu sistemden Solskjaer'i galiba alacağım. Çok güzel bir sistem olduğunu tekrardan ifade etmek isterim. 4-3-1-2 üçlü dost gibi gözükse de arkadaşlar, oyun içerisinde gerçekten o dost varlığını çok hissetmiyorsunuz. Gayet güzel. Bu sistemi ben tutacağını düşünüyorum. Ofansif orta sahadaki oyuncuyu da güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. X-Wars güzel bir kadroydu. İsmail, 4762'lik bir kadro değerine sahip İsmail. 101.99.99 ve Kevin De Bruyne, işte aradığım sistem ve kullandığım sistem bu. Bu sistem gerçekten çok çok iyi. Ben kullanırken mutlu oluyorum. Çünkü şu kamera açısını biraz daha düzeltem. Şöyle yapayım. Kaç dakika? 10 dakika oldu. Daha yeni yeni düzeltme fırsatı elde ettim. Dost pozisyondaki şu oyuncu kimi olmasa da 98 gerçekten çok güzel bir kadro. Ofansif orta sahalarında çok iyi. SLA'da Ansu Fati, umarım Ronaldo varsa Ronaldo'nu oynatmanı tavsiye ederim İsmail. Niko, Galatasaray amblemiyle kurulmuş bir takım. Baksız galiba bizim Niko. Azeri. Evet, bu sistem güzel bir sistem olarak gözüküyor ancak ikili defansif orta saha yine gözüme çarpmıyor değil. HT kartları az kardeşimin. Gerçekten çok az, özellikle forvet attı. Ama o AS'deki ve göbekteki oyuncusu gerçekten çok iyi. Messi ile Gerrard muazzam bir kadro ama bir sıkıntısı var ki bu arada arkadaşlar 1100'ün üzerinde online puan kasmış, gerçekten iyi. Ana takım Ali'ye bakalım. Ali 5-1-2-2 nedir ya? İlk kez böyle değişik bir sistem görüyorum. Bu sistemi gerçekten üçlü stoper, sağ bek, sol bek merak etmiyor değilim. Bu sistemi deneyeceğim. Güzel bir kadro. Yorumlamanı isterim açıkçası. Kendi kadron hakkında ne düşünüyorsun Ali? Yani nasıl oynuyorsun? Furkan Arslan, sana bakalım Fenerbahçe amblemiyle. Evet, ikili dostlu gene bir sistem. Tabi dostluki oyuncularınızın hangisi olduğu önemli. Tabi Vieira mesela müthiş bir kesici. GF'de oynatıyor Dybala'yı ama sağ açık oynaması lazım orada bir tane oyuncunun. Kulisevski varsa veya orada Messi varsa kullanılabilir. Güzel bir kadro. Stoperlerin de iyi. Sol bek Alex Telles, sağ bek Hector Bellerin, iki tane hızlı ve hücumcu bekim var. Türkiye'ye gelelim. 4451. Bu arada ben kimi şey yaptım? Enes'i mi yorumlamıştım? Galiba Enes'i yorumlamıştım. Pardon, bir saniye. Bir önceki Furkan'ın da aynısı değil miydi? Atlamak istemiyorum. Evet, Enes'i yorumlayacağım şimdi. Çünkü orada yüzlük Ronaldinho görmemiştim. Ana takıma gidelim. Arkadaşlar burada yüzlük Ronaldinho'su var. Ofansif orta sahada yüzlük Messi'si var. 99'luk Ansu Fati'si var. Gerçekten güzel bir kadro ve GF'de gene. Ya
Yani ilginçtir ki GF'de Dybala, ya ben beğenemiyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum ama siz ne düşünüyorsunuz? Ben çok sevemedim. Türkiye bakın, Ali Şaban onun kadrosu da bayağı iyiymiş. İkon gelme. Bunu yorumlamıştım galiba. Geçen bölüm yorumlamıştım. 4-2-1-3 gen ikili defansif orta sahası var. O OS'deki De Bruyne çok iyi. Sağ açık, sol açıkların çok iyi. Defans hattını da beğendim ama sol bek Netinaki'ye bence uymuyor. Ali Şabanoğlu'na gelelim. Ali'cim Liverpool özelinde kurduğu bir takım ikili o işte kadro. Muazzam. Burada Xabi Alonso, 97'lik stoper Van Dijk, Dest, kaleci ihtiyacım var. Ama güzel bir kadro. Mbappe, Messi, Ronaldo. İki tane önemli ofansif orta saha. Çok güzel bir kadro Ali. 10 üzerinden 10 diyeceğim. En büyük cimbom aldı kullanıcıya gelelim. Ana takımı. Bunu sanki yorumlamıştım geçen hafta. Karl-Heinz Rummenigge. Evet hatırlıyorum bu kadroyu gibi. Umarım yanılmıyorumdur. Messi ile Kevin De Bruyne'nin yerini değişiyorsun. Lewandowski'yi yanlış pozisyonda oynatıyorsun. Lewandowski'nin yerine başka bir oyuncu alırsan sanki daha güzel geçer gibi. Hatta forvetle Lewandowski'nin yerini değiştir ki muhtemelen oradaki ikon kartı 93'e kadar da çıkabilir. Türkiye'me gelelim. Türkiye'm bakalım nasıl bir kadroya sahip. Scholes ve 99'luk Torres'i var. CF'de yanlış oyuncu oynatıyorsun. GF'de özür dilerim. Romario olması lazım. Gene orada Mbappe var. Fakat bu sistemi kullanırken yani bakın kaç puan toplamış. 1030 fena değil. 1000'in üzerindeki gerçi. Hatta 9000 üzerindekiler iyi ama online'da 1000 üzeri biraz daha iyi oluyor. Güzel. Türkiye'm fena değil. Eray Erkin'e bakalım. Eray senin kadronu. Sanki yorumlamamış idim. 4 tane efsanevi kartı var. Efsane kartı var. Dost'taki oyuncuların gayet güzel. Üst hücum olarak da çok iyi. Ofansif orta sahada iyi. Sol bek ihtiyacım var. Sağ bek ihtiyacım var. 2 tane tavsiyem, biri sol bek, biri sağ bek. Tabii teknik direktörü değiştirsen senin için güzel olur. Muhammed Enes. Muhammed Enes'in kadrona baktığımız zaman 4000 kaçtı? 4676. Şu kayıyor artık ya. Telefon çok kaygan arkadaşlar. Aşırı derecede kaygan. Benim de boynum ağrıdı. Şöyle tutacağım biraz. Arkadaşlar CF'de Ronaldo oynatıyor. Bu senenin kartı. 96'lık gene normal kart var burada stoperde. Van Dijk 97'deki oyuncu çıkaramadım. Kim olduğunu gerçekten bilmiyorum ama kadrosunun güzel olduğunu söyleyebilirim. Güzel bir kadro fakat şu oyuncu çıkaramadım ya. Şu an aklım ona gitti. Acaba oradaki ikon kartı ki Muhammed Enes, videoyu izliyorsan umarım bakıyorsundur. Kadro çekilişine gideceğiz. YouTube Mustafa Dokur sanki bunu izlemiş idim. Bu kadro güzel bir kadro. Rey kartı var. Sağ bekteki oyuncusu gayet güzel. Kalecisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane ikon kart gerçekten çok güzel ama 4, 1, 2, 3 güzel bir sistem. Biraz daha yakın olabilseydi Mustafa Dokur. Ayaz Gemtiyeri adlı bir kadro geldi. Anıtık mavi kadromu YouTube'a at demiş. YouTube'a şu an atıyoruz kardeşim. Güzel bir kadro. Sağ açık iyi. Sol açıka tavsiye Ronaldo gelirse çok güzel olur. Dostların iyi. İkisi de gayet güzel. Ama 4, 3 ofansif düz sevmiyorum. Fakat şöyle pas yapmayı seven bir takımsınız arkadaşlar. Bu çok ideal bir sistem. Gerçekten pas sistemine çok çok iyi. Teknik direktörü Portekizli'ydi de ismini unuttum. Güzel bir kadro. 1021'e kadar kasmış maşallah. Tony Stark. Tony ne kadar asın? 4587. Tony herhalde online çok kasmıyor. Tony o yüzden kasmadığın için zaten fazla Michael'a param da yok gibi. Çünkü burada SLA'lardan, sol beklerden, stoperlerden belki bir tane ikon diyorum. HT kartı çıkartabilirdin ama kötü bir kadron yok tabii ki de. Sistemini beğendim. İkili dost. Yani sistemini pardon çok beğenmedim. İki dost kullanmıyorum. İki dostla biraz sıkıntı yaşadığımı ifade edebilirim. Tony Stark umarım sen kullanabiliyorsundur. Ama online oynadığın için, online oynamadığın için bir şey diyemeyeceğim. Rüzgar 751 puanda kalmış. 4-1-2-3 ikili ofansif orta saha gayet kabul edilebilir. Dekosu var. Dost'taki oyuncusu çok güzel. Stoperi çok güzel. Gerçekten bu kadroyu beğendim. Bu kadroyu çok beğendim kardeşim. Rüzgar güzel bir kadroydu. Ansu Fati Messi. 3383 bu kadroyu yorumlamayacağım. Muhtemelen kardeşimiz bir değişiklik yapmış. Çünkü 4400'ün üzerinde olan kadroları normalde alıyorum. 4400-4500. Gene güzel bir kadro. Abi ikonları nasıl çıkartıyorsunuz ya? Nasıl bağlısınız? 6 tane ikonu var ve gerçekten çok güzel gözüküyor. Sağ beki çok iyi. CF'si çok iyi. Torres'i iyi. Yani ben hiç çıkartamıyorum arkadaşlar. Ben de mi denesem bilemedim. Onur Öztürk. Mami. Mami seni de bir yorumlasak. 4-3-1-2. Bu sistemi hiç oynamadım. Bu sistemde oynarsam acaba bir gün nelerle karşılaşabilirim ama açıkçası tüm sistemleri denemek istiyorum. En iyi oynadığım online sistem Solskjaer'in açıkçası Manchester United. O yüzden genelde Manchester United alıyorum ama galiba farklı taktiklerde denemek gerekiyor. Arkadaşlar bu videoda bu kadar herhalde çok uzun sürmedi. Diğer video daha uzun sürmüştü. Çünkü burada biraz daha az kadro vardı. Ve üzerine düşüneceğimiz çok fazla kadroda yoktu açıkçası. Kadrolarınızı beğendim. Umarım sizler de
kadro yorma serimizi beğenmişsinizdir. Videonun da sonuna geldik. Umarım bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla.